İyi günler terzakli taşıma gücü konusunda beraberiz. Şimdi bir yapının terzakli taşıma gücü ile şeyini bulacağım. Ee, nasıl söyleyeyim ee, taşıma gücünü bulacağım. Şimdi terzakli formülüyle yapacağım. Şimdi öncelikle e, terzak diye biraz anlatmak istiyorum çünkü hani terzaklinin çok farklı e, kullanımları var. Şimdi şerit temellerde eğer ki bize şerit temel demişse soruda şu formülü kullanacağım. cnc artı gamma df nq artı 0,5 gamma 2 b n gamma. Olay bu. Şimdi buradaki değerleri şimdi şurada anlatacağım zaten. O yüzden burada çok üstüne düşmedim. Şimdi şerit temel bu. Burada bir kat sayı yok. Yani bunun kat sayısı 1. 1 gibi düşünebilirsiniz. Dairesel temel olursa buradaki q altı mıt değeri. Yani yine buradaki de q altı mıt değerine eşit. q altı mıt değerine demek? Limit taşıma kapasitesi. Yani taşıma kapasitem bu kadar. Bunu nasıl hesaplıyorum? Dairesel temellerde 1.3 sayısıyla hesaplıyorum. 1.3. Bunu unutmamamız lazım. Yani for zaten formüllerde de yani soruyu sorduğunda formül olarak da bunu verir. Ama mesela dairesel temelde 1.3, işte kare temelde 1.2 kullanıyoruz. Şimdi bunları bilmem gerekebilir. O yüzden üstüne düşüyorum. Yani bunları önemsiyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi buradaki c değeri zaten zeminin kohezyonu demek. Buradaki nc değeri katsayı yine ee, birim hacim gamma zaten bunu biliyor, biliyorsunuzdur. Yani ee, buradaki df temelin derinliği. Buradaki nq yine bir katsayımız ee, 0.6 çarpı gamma 2 buradaki yine birim hacim ikinci zeminin birim hacmi bu. Buradaki r yarı çap. NQ'da en Engama'da özür dilerim katsayı demek. Şimdi bunları anlattım. Şimdi kare temeller. Kare temellerde 1.2 katsayısı ile yapıyoruz. Yani belli şeyler değişiyor. Mesela burada da 0.4 geliyor işin içine. Bak burada 0.6 idi. Yani bu şekilde bazı değişiklikler oluyor formülde. Buradaki B mesela burada belirtmemiştim. B değerini burada belirttim. Temelin genişliği demek. Dikdörtgen temelde daha da karışık bir formül var. Bu şekilde bir formül var. Şimdi bu formülünde e, buradaki L değeri var, bilmediğiniz temel uzunluğu demek. Yine burada bak, 0.5 oldu kat sayısı. Burada 1 kat sayısıyla başladı. Yani bunları e, temel türünden temel türüne değiştirmemiz gerekiyor. Ama bunları genelde çok uzun formüller olduğu için ezberletmeleri doğru değil. Yani gerçekten yani bilinçli bir hocanız varsa bunları ezberletmez size ama seçtirebilir mesela bu formülleri hatırlatma amaçlı verir hani siz hangisini kullanacağınızı bilmelisiniz gibi olabilir yani o mantıklı şimdi buradaki nq nc ve n gamma değerleri formüllerle hesaplanabiliyor e üzeri pi çarpı tanjant pi çarpı tanjant kare 45 artı fi bölü 2 tamam mı nc değeri de kotanjant fi çarpı bu fi işareti nq eksi 1 n gamma değeri de nq eksi 1 bak nq'dan hesaplanıyor çarpı tanjant 1.4 fi yani bunları sesi de söylüyorum ki hani okunmayabilir bir şey olabilir şimdi bu şekilde formülleri var ama hani genelde tablodan falan da bir şey çekmenizi öğretmek için yani bu formüllerle hesaplamamızı pek istemezler veya iki farklı şekilde de soru sorabilirler. Yani genelde bu tablolar kullanılır aslında. Tablolardan da geliyorsun mesela fi değerim kaç benim mesela? 10, 14 mü? 14'ten geliyorum buradan değerlerimi çekiyorum. Çok basit. Şimdi bir soru üstünde göstereceğim. Şimdi geldim soruya. Şimdi soruda benim bir temelim var. Temelde de yani bu e, temelin genişliği 2 metre tamam mı? E, bunun temeli derinliği buçuk metre şeklinde. Buna 200 tonluk büyük geliyor. bu bir kum zeminmiş. yani üstüne çalıştığım zemin kum zemin. temelim kare temelmiş. E, zeminin gaması 17 imiş. E, fi değeri 36 diyor bana. C üssü de 0 diyor. Zaten kum zemin olduğu için 0 olacak. buradan e, fi 36 değeriyle şeyi bulacağım şimdi bak burada demişim ki ben fi 36'ya göre enq 3775 en gama 44 43 demiş şimdi 36'ya gidelim şimdi fi 36 nerede burada fi derecelerim vermiş burada 25'e kadar var geldim burada 36'ya aldım tamam mı 36'da nc değerim 65 53 e, nq değerim 47 16 Engama değerimde 54 36 değil mi? Bak burada bu şekilde verilmiş. En değerim 47.16. Geldim burada ne yazıyor? 47.16 yazmıyor gördüğün gibi. Ee, onun dışında geldim burada e, en Engama değerim 54.36 gözüküyor. Geldim buraya 54.36 yazmıyor. Şimdi bunların e, formüllerle de hesaplanması var. Gösterdiğim gibi şimdi. Ben bir yandan mesela hesaplayayım. Atıyorum. E değerini şeyinizde girin. Yani hesap makinenize girin ve hesabını yapın şu an bunu. Şimdi geldim. E değeri girdim hesap makinesinde. E üzeri şeklinde bir şeyim var benim. E geldim oraya yazıyorum. İşte P çarpı işte nasıl söyleyeyim. E üzeri e, P çarpı. Bu NQ'yu hesaplıyorum şu an. Tanjant e, değerim 36 olduğu için 36'yı yazdım. Tamam mı? 36'yı yazdım. Tamam bunu buldum. Çarpı dedim. ikinci kısmı tanjantın karesi şeklinde yapacağım. Şimdi önce bir parantez açtım. Tanjant dedim. Tanjantın içine 45 artı 36 bölü 2 yazdım. Kapattım. Parantezi bir daha kapattım. Karesini aldım. Çarptım. 37,75 şeklinde geldi. Ben burada kaç yazmıştım? 37,75 yazmıştım. Bakın ben de sizinle hesapladım bir yandan. Yani hesap makinesini şu an göstermedim fakat anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani o kadar da göstermeme gerek olduğunu düşünmüyor. Şimdi. Burada bir de n gamma değerini hesaplayacağız. n gamma değerini yine bu formülden zaten nq'yu bulduk. nq eksi bir. Mesela nq değerim var. 37.75 değil mi benim? Zaten direkt hesapladığınız yerden ans eksi bir dersiniz. Çarpı. Tanjantın içine 1.4 çarpı. 36 derece yazarsanız. Bu kadar. 44.43 geldi bende. Evet. Yani 44.43. Bakın formülle hesapladım mı? Yani burada çıkan değer arasındaki farkı görüyorsunuz. Siz eğer ki hoca sizden formülle hesaplamanızı isterse, siz buradaki değerlerle yaparsanız böyle bir e, sorunla karşı karşıya kalacaksınız. E, yani bunu dikkat etmeniz gereken bir nokta. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi geldim. NQ ve N gamma değerlerini buldum. Şimdi diyeceksin, NC değerini niye hesaplamadın? NC değerini hesaplamadım çünkü e, geldim mesela bu bir kare temel değil mi? Kare temelde bu formülü kullanacağım ben. Q altı bu formülünü kullanacağım. Şimdi burada nc değerini ben nerede kullanıyorum? Burada değil mi nc değerim? E tamam buradaki zaten benim c değerim sıfır demedim ben az önce. Bak burada sıfır olarak vermiş. Ben bu değeri yazdığımda buraya zaten burası sıfır olacak. O yüzden nc değerine ihtiyaç duymadım. Yani hesaplayabilirsiniz. İstiyorsa hesaplayın. Yani veya istemiyorsa da hesaplayın. Ama kullanmayacağız zaten diye ben hesaplamadım. Şimdi burada bir gamma bir değeri var. Gamma bir değeri yani burada da zaten formülüm var Q altı mut'un formülünü çektim. Bak burada da göstermişim nc çarpı sıfır demiş. Zaten nc'yi bilmeme gerekir. Gamma bir değerim. Zaten gamma bir değerim 17 şeklinde verildi. DF derinliğim 1.5. NQ değerim 37.75 hesaplamıştım artı 0.4 bu kat sayıydı. Buradan gamma 2 değerim yine 17. Ya yani şimdi burada iki farklı zemin olursa gamma 2'de diğer zemini yazacaksınız yani aşağı tarafta kalan zemini yazacaksınız yani bu burada böyle bir durum var yani bunun alt tarafında olan zemin gamma 2 şeklinde görülüyor ama bunun üstü ve altı fark edin fark etmediği için yani bu kaymaya çalışıyor gibi düşünülüyor şimdi öyle bir ayrımım olmadı tek zeminde çalıştığım için gamma 2 yerine de yine 17 yazıyorum B değerim genişliğin 2 metre yazdım. Çarpı en gama değerimde 44,43 onu da yazdım. Buradan hesapladığımda 1566,88 kN bölü metrekare olarak buldum. Bu da 156,70 ton bölü metrekareye çevrildi. Neden? Çünkü ton olarak vermiş çünkü Ben de tonda çalışmak istedim. Şimdi buradan geldim Qt değerim. Qt değerimde de Q bölü A şeklinde yazdım. Yani neydi çünkü? Yük bölü alan. Değil mi? Şimdi yüküm benim burada belli. 200 ton verilmiş. Alanım belli. 2 metre çarpı 2 metre. Kare temel çünkü. 2 metre genişlikse 2 metre yükseklik. 4 metrekare olarak da alanı yazdım. Burada benim buraya etken basıncım 50 ton bölü metrekare olarak bulunuyor. Buradan güvenlik sayısına geçiyorum. Bu, burada da Q ultimate'ı QT'ye bölüyorum. <laughs> Q ultimate değeri zaten Yukarıda bulduğumuz üzere 156.70 onu yazdım zemine gelen yükte 50 olarak şey oldu zemine gelen basınçta zaten 50 olarak bulundu 3,13'lük bir güvenlik sayısı elde ediyorum farklı bir şey verilmediyse 3'ten büyük olması yeterli olur 3'ten büyük olduğu için burada yeterli buldum güvenlik sayısını hesapladım. Yani e, terzak taşıma gücü genel adlarıyla böyle. Bunların e, şeyleri var. Vesic formülü var. Vesic'in biraz formülü farklı oluyor. E, onun dışında e, şeyin nasıl söyleyeyim Türk Bina Deprem Yönetmeliği 2018'in bir formülü var. O biraz daha farklı. Efendim Meyerhof var. Şimdi onun farklı şeyleri de var. Okuldan okula değişiyor. Bazı okullarda gösterilmiyor zaten. O yüzden hani onları çok bilmiyorum. Belki çekerim videosunu da. Hani bu terzakli kesinlikle sizin işinize yarayacak bir e, formül. Yani terzakli en popülerleri bu kesinlikle sorulur. Yani VES işte popülerdir ama. Yani soru tipleri bu şekilde çözülüyor. E, ders notlarını yine web sitesine bırakacağım. Oradan e, alabilirsiniz bu notları. E, o şekilde. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.